Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz sütun grafiği arkadaşlar. Araştırma sorularıyla veri toplayıp topladığımız verileri çetele tablosu ya da e, sıklık tablosuyla gösterdikten sonra bu elde ettiğimiz tablodaki verileri grafiğe dönüştürebiliriz arkadaşlar. Grafiklerde verileri anlatan e, tablo gibi şekillerden bir tanesidir arkadaşlar. Sütun grafiği çizilirken eksenler isimleri belirlenir. Böyle sütunlar çubuklar halinde. ister yukarıya doğru ister sağa doğru arkadaşlar. Mutlaka dikkat etmemiz gereken şey şudur arkadaşlar burada. Bakın mesela sayı olan eksende aralıkları eşit almalıyız. Yani sıfırdan 10 bine 10 binden 20 bine, 20 binden 30 bine, 30 binden 40 bine, 40 binden 50 bine, 50 binden 60 bine şeklinde eşit şekilde gitmeliyiz arkadaşlar. Yani grafik sıfırdan 7000'e gittikten sonra 7000'den 10.000'e 10 gidemez arkadaşlar. Ne olmalı? 0'dan 7'ye çıktıysa 7'den 14'e. 14'ten 21'e şeklinde düzenli gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi böyle sağa doğru da grafikler kullanılabilir. sütun grafiklerinde renk kullanılabilir arkadaşlar. Verilerin azalış, artışlarını güzel gösterir arkadaşlar. Bu borsa gibi şeyler de çok kullanılır. birbirini takip eden aylar mesela Ocak, Şubat, Mart gibi, değil mi? Durumlarda değişimi kolay gösterir. Mesela sıcaklık gibi mesela. Örneklerle pekiştirelim. 1. Yanda verilen tabloda bir okuldaki 6. sınıfta bulunan öğrencilerin dağılımı verilmiştir diyor. Bakın 6A'da 10 kişi, 6B'de 20 kişi, 6C'de 15, 6D'de 25. Buna göre dikey sütun grafiğini oluşturunuz Bakın dikey yani yukarı doğru. Bakın burada dikkatini çekelim. Sayılar en az 10, en çok 25. Ne yapmalıyız? 10'ar 10'ar yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama 5'er 5'er daha mantıklı. 5, 10, 15, 20, 25 şeklinde. Bakın arkadaşlar 0'dan 5'e, 5'ten 10'a, 10'dan 15'e, 15'ten 20'ye, 20'den 25'e şeklinde eşit aralıklarla Grafikler çizilmiş, renklendirme yapılabilir. İşte 6A, 6B, 6C, 6D şeklinde bir tarafta sınıflar, bir tarafta kişi sayısı anlatılmış arkadaşlar. En kalabalık sınıf 6D, çok rahat görebiliyoruz. En az öğrencisi olan 6A gibi. 2. Bir otomobil bayisinin yıl sonunda yaptığı kampanyada Hafta içi günlerde yaptığı satışlar yanındaki tabloda verilmişti. Hafta içi nedir? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Buna göre yatay sütun grafiğini oluşturunuz diyor. Yani sağa doğru. Sağa doğru diyor. Satış adetleri bakın. 25 en az, en çok da 100 şeklinde. Ne yapabiliriz? 25'er gidebiliriz. 25 sıfırdan 25, 25'ten 50, 50'den 75, 75'ten 100 şeklinde gidebiliriz. Bakın arkadaşlar. Güzelce eşit bir şekilde Pazartesi 25, Salı 50, Çarşamba 75, Perşembe 50, Cuma 100 şeklinde bakın Perşembe ile Salı eşit miktarda olduğu gözüküyor. En çok arabanın satıldığı gün cuma olmuş oluyor. Böyle sağa doğru da yapılabilir. 3. Aşağıda verilen grafiklere göre tabloları doldurunuz diyor. Bakın grafiği okurken yeşil renklerin erkek pembe renklerin kız ya da mavi rengin erkek pembe rengin kız olduğuna dikkat edeceğiz. Evet dolduralım. Kız sayısı 6 ada kız sayısı bakın pembe renkli 6. Erkek sayısı 10. 6'ya 10. 6B'de kız sayısı 12. Erkek sayısı 4. 6C'de bakın eşit 8, 8. 6D'de kız sayısı 2. Erkek sayısı 12 şeklinde tabloya aktarılabilir arkadaşlar hiçbir sorun olmaz. Hatta burada toplam öğrenci sayısı şeklinde sütunları tablomuzu daha da genişletebiliriz istersek. Beş. Bakın doğru, yanlış ve boş. Doğrular mavi renk, yanlışlar pembe renk, boşlar turuncu renk ya da yeşile yakın bir renk. Buna göre birinci deneme ve ikinci deneme sayılarını yazınız diyor. Bakın doğru sayısı birinci denemede doğru sayısı 16. Yanlış sayısı eşit 2. Boş sayısı 2. 16 2 2. Toplam 20 soru. İkinci denemede bakın doğru sayısı 14. Yanlış sayısı 0 yok çünkü. Boş sayısı 6 arkadaşlar. Görelim. Gördüğünüz gibi ikinci denemede yanlışı azaltmış, boşu arttırmış. 4. Yukarıda verilen grafik bir öğrencinin bir haftada günlere göre matematik dersinden çözdüğü soru sayılarının dağılımını göstermektedir diyor. Görüyorsunuz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 7 gün için soru sayısı adet olarak verilmiş. En çok soru çözdüğü gün bakın Sütunun en yüksek olduğu pazartesi. Çok rahat görebilir. En az soru çözdüğü bakın en düşük boylu pazar. Aynı sayıda soru çözdüğü günler bakın eşit boyda olanlar cuma ve salı. En fazla artışın oldu bakın artış yani yükselme. Bakın pazartesinden salıya yükselme olmamış. Salıdan çarşambaya yükselme az olmuş. Çarşambadan perşembe azalmamış ama perşembeden cumaya Değil mi? Cuma günü müthiş bir artış olmuş. Yani cevabımız cuma. En fazla azalışın olduğu gün diyor. Azalış. Yani tepeden aşağı inecek. Bu da perşembe günü gözüküyor bakın. 35'ken kaça inmiş? 15'e inmiş. Perşembe. Bir haftada toplam kaç soru çözmüştür diyor. Hesaplayalım. Pazartesi 40. Salı 30. Çarşamba 35. Perşembe 15 Cuma tekrar 30 Cumartesi 20 Pazar 10 toplayalım bakalım 10 elde var 1 5 8 11 12 15 17 18 180 bir haftada toplam soru sayısı 5 Yukarıdaki verilen grafik bir otomobil bayisinin yılın ilk 4 ayında sattığı otomobil araba sayılarını göstermektedir diyor. Bakın ay ay Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde. Buna göre doğru olanları belirleyin. En fazla satış bakın en çok satış Nisan ayında doğru. Satışlar her ay artmıştır diyor. Ocaktan Şubat'a artmış bakın. Şubat'tan Mart'a artmış. Mart'tan Nisan artmış. Doğru. En fazla artış Nisan ayında olmuştur diyor. Bakalım arkadaşlar. Şubatta Şubatta 60 artış var. Martta 20 artış var. Nisan'da gene 20 artış var. En fazla artış En fazla artış. Nisan ayında Hayır arkadaşlar. bu Yanlış. Toplam 360 adet araba satılmıştır diyor. Bakalım. 140 120, 100 ve 40. Toplarsak 0, 10 elde var. 1, 4. Bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız sadece bu ikisi doğru. 6. Bakın arkadaşlar grafiği dikkatli okuyalım. Miktar çarpı bin diyor. Yani bu 10 demek on bin demek. 70 demek 70 bin demek. Gelir gider şekli. Yukarıda verilen grafik bir şirketin son 5 yıldaki gelir gider dağılımını göstermektedir. Buna göre soruları cevaplayınız diyor. Gelirin en fazla olduğu yıl bak gelirin yani turuncu rengin en yüksek olduğu 90 la 2014 görünüyor. Gelirin en fazla olduğu 2014. Giderin en az olduğu bak gider gider siyah renkli en az olduğu Bakın gene 2014. Yani en çok karın olduğu 2014 olmuş oluyor. Gelirin gider eşit olduğu yıl diyor. Bak gelir gider eşit olduğu 2012 gözüküyor. Kar edilen yıllar yani gelir fazla gider az olacak arkadaşlar. Bakın 2011'de kar edilmiştir. 2013'te zarar edilmiştir. 2014'te kar edilmiştir. 2015'te kar edilmiştir. Zarar edilen yıllar arkadaşlar giderin fazla olduğu tek yıl zaten 2013. Zarar eden sadece 2013. grafiği de görmemiz gerekiyor. Ne kadar zararın edildiği ne kar ne de zarar yani gelir giderin eşit oldu 2012'yi. En fazla karın elde edildiği yıl, karın en çok yani gelir fazla, gider az olacak. O da 2014 gözüküyor bakın boyuna bakarsak. Gelirin giderden fazla olduğu yıllar, yani kar edildiği yıllar diyor. Kar edilen yılları zaten yazmıştık. 2011, 2014, 2015. En az kar edilen yıl, karın en az olduğu yani gelirin gidere yakın olduğu 2015. Giderin en fazla olduğu yıl. Gider. Yani zarar edilen yıl. En fazla 2013. Toplamda kaç TL kar elde edilmiştir diyor. Hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteyim. Bakın şurada bakalım. Buradaki kar 40.000 Burada sıfır. Burada zarar var arkadaşlar. O 20'yi çıkarmak lazım. Burada 90 binden 20 .000'den 70 bin kar var. Burada da 10 bin kar var. Toplarsak 0, 9, 10, 10, bin kar elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Toplamda karımız, karımız 100 bin oluyor arkadaşlar. Bakın 20.000'i 20 çıkardım çünkü 20.000'de zarar edilmiş. Bazen kar bazen zarar zıt çalışıyor işte. Cevabımız bu çıkıyor. Dersimiz burada bitti arkadaşlar.